Bu videoda size küçük küçük görevler vereceğim. Videoyu durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Ondan sonra yaptıktan sonra ya da yapamazsanız videoyu devam ettirip izleyebilirsiniz. Öncelikle en basitinden B register'ına 3 ekleyin. Ben ekliyorum. Move. B. Özür diliyorum. Eklemek olmadı bu. Add yapalım. 0x. 0,3. Basit bir instruction. Ekledik. Şimdi bunu sonsuz defa tekrar ettirin. Yapıyorum. Böylece sonsuz defa tekrar ettirmiş olduk. Burada jump'ın karşısında direkt adres kullanmak istemediğim için buraya start yazalım. Şimdilik start yazıyorum. Belki değiştiririm. Şöyle yapalım. Start. Hiçbir şeyin değişmemiş olması gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi asıl olaya geldik. Şimdi bu döngüyü, sonsuz defa dönen bu döngüyü, bunun adını bu arada loop yapabiliriz. Daha güzel olur. Çünkü loop döngü demek. Bu döngüyü 10 sefer çalışacak şekilde ayarlayın. 10 sefer çalışsın sonra bitsin. Burası önemli. Bence yapabilirsiniz. Yapamazsanız da çok önemli değil ama önemli olan anlamanız ben yaptıktan sonra. Bekliyorum. Evet, yapıyorum şimdi. Öncelikle biz bu döngüyü kontrol edebilmek için bir register ayarlarız. Şunu yapanlar da çıkmış olabilir bu arada. B register'ı 30'a geldiğinde şey yapalım. Döngüden çıkalım gibisinden. Şöyle şuraya end yapalım. Evet, bitirmek için buraya jump yapacağız. Biraz önce ne dedik? B'nin 30 olmasına göre döngüyü kurmuş olanlar da olabilir. Bu büyük bir problem değil ama düşünce akışımızı kolaylaştırmak için böyle birden fazla görev vermemeliyiz bir register'a. Olabildiğince hepsine tek görev vermeliyiz. Ben döngünün dönmesini sağlamak için C register'ını seçtim. C register'ına 0 koyalım biz. Zaten 0 var diyebilirsiniz ama hani daha kompleks bir şey yazıyor olsaydım sorunlar çıkabilirdi. O yüzden böyle şeyleri alışkanlık haline getireyim. 0 koydum. Şimdi döngünün içinde cmp c 0x. 0x10 dememe gerek yok. Bunda 10 diyebilirim çünkü bunu RAM'de görmekle alakalı çok bir şey bana bir şey kazandırmayacak. Asıl bunu 10 defa döndüğünü anlamak istiyorum. O yüzden başına 0x koymadan 10 yazdım. Eğer 10'a eşitse yani CE eşitse JMP şey JE dedik özür dilerim. End diyeceğim. Böylece döngünün başında hemen aşağı atlamış olacak. Şimdi bu tabii ki de çalışmayacak. Neden? Çünkü C hiçbir zaman artmıyor görüyorsunuz. Şunu da bu arada silmemiz lazım artık. Pardon. Silmemize gerek yok yanlış söyledim. C'nin de artması lazım. Şurada da C'yi arttıralım. Add C 0x01. Artık döngüm hazır olmuş olmalı. Bakalım 10 defa dönecek mi? C6 oldu, 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu. Şimdi end'e gitmesi lazım. Gitti. Tam beklediğim gibi. Bu arada kendisi deneyip de bunun dışında bir yapı kurarak loop kurmuş olanlar da olabilir. Ama burada önemli olan şu. Döngüyü 3 parça şeklinde göreceğiz. En önemli parçası bizim için döngünün gövdesi. Biz işimizi burada yapacağız. Gövdesinden şu kısmı ve şu kısmı neden ayırıyorum? Onları anlatayım. Burada döngümüzün en başında kontrolümüz yapıyoruz. Bu döngüye girmemiz lazım mı değil mi? Hemen en başından emin oluyoruz. Böylece döngüye girilmemesi gerekiyorsa direkt end'e zıplıyoruz. Peki bunları niye en sona saklıyoruz? Bu da şundan dolayı. Bir sonraki döngüye hazırlık yapıyoruz burada farkındaysanız. Bir sonraki döngü için. Bir sonraki döngünün bu döngüden farklı olmasını sağlayan şeyi burada yapıyoruz. Eğer gidip bunu burada yaparsak şöyle göstereyim. Bunu neden kesemiyorum? Bunu döngünün ortasında bir yerde yaptık diyelim. Burada ben döngüyü de diyelim burada başka add'ler yapmışım.
Burada başka bir add yapmışım. Bunlar herhangi bir instruction olabilir. Çok kafamı karıştıran bir durum oluşacak. Şöyle bir durum olacak. Döngünün şuraya kadar bir parça, döngüm şuraya kadar bir parça. Buradan sonrası bir parça gibi olmuş olacak. Ama ben bunu istemiyorum. Döngümün gövdesi tek başına olsun isterim. Benim düşünce akışımı en çok kolaylaştıran sistem budur. O yüzden olabildiğince bu tarz yazmaya çalışın. Bazen mümkün olmadığı durumlar çıkacak. Siz yine de aklınıza gelen en basit yöntemi oluşturmaya çalışın. Programlama çok kolay, kompleksleşebilen bir şey olduğu için olabilecek en basit yola gitmeye çalışmalısınız arkadaşlar. Sonraki videoda birazcık daha genişleteceğiz bu döngü olayını. Sonraki videoda görüşürüz.